Hepinize merhaba arkadaşlar. Borsa Analizime hoş geldiniz. Dün akşam Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması sonrasında Viyok gece seansı yaklaşık bir 50 puanlık bir düşüşte dünü kapatmıştı. Ve sabah topluluk kısmından piyasa açılmadan önce yapmış olduğum piyasa özetinde de bugünün satıcılı geçebileceğini sizlere belirtmiştim. Türk tarihinde bir ilk oldu arkadaşlar. Yani Türk hukuk tarihinde bir ilk oldu. Biliyorsunuz hani ülkemizdeki en yüksek mahkeme Anayasa Mahkemesi ve onun altındaki bir mahkeme Anayasa Mahkemesi'nin üyelerine suç duyurusunda bulundu. Bu Cem Atalay davası ile ilgili. Yani hani dava işte nedir ne değildirden ziyade hani şey olarak bir ilk oldu. Hani Yargıtay'ın böyle bir suç duyurusunda bulunması ilk oldu. Ve bir hukuk krizine de yol açtı. Ve bu da borsada bugün satıcılı bir seyirle günü kapatmamıza neden oldu arkadaşlar. Yani borsanın kaderi midir diyeyim, ne diyeyim. Önce İsrail-Filistin savaşı nedeniyle, jeopolitik riskler nedeniyle düşmüştük. Tabii oradaki savaş bitmedi, zulüm bitmedi. Savaş demiyoruz ona, zulüm diyoruz zaten. Allah yardımcılar olsun Gazze halkının, tüm Filistin halkının. Yani oradaki zulüm bitmemesine rağmen sizler de fark ettiğiniz üzere piyasa bunu bir şekilde sindirdi. Piyasa dediğimiz şey çok oburdur, obezdir. Yani bir hafta, iki hafta fiyatlar, hani dünyayı atom bombası da atsalar onu iki hafta, üç hafta falan fiyatlar sonra yoluna devam eder. Ki biz de aslında yolumuza devam ediyorduk. 21 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıktık ve Kaufman'ı kırmaya çalışıyorduk. Yani tekrardan 8300-8500 yolunu açmak için uğraşıyordu. Yani hacimsiz de olsa yine %1 gidiyorduk, yani fena değildik. Ama dün akşam yaşanan bu hukuk krizi nedeniyle bugün satıcılı bir seyir hakim oldu. Tabii bu olay borsanın çok göçmesine neden olur mu? Baştan söyleyeyim, göçmesine falan neden olmaz arkadaşlar. Ama ilerisi için, o hani yabancı para çekmek için Sayın Bakanımız Mehmet Şimşek geziyor ya tüm ülkeleri, Avrupa'yı, Amerika'yı vesaire. Hani o yabancılar en çok dikkat ettiği şeylerden bir tanesi de o ülkedeki adalet ve hukuk sistemidir. Yani burada da böyle bir kriz çıktığı için biraz böyle nasıl diyeyim, görünüm olarak hoş bir görüntü olmadı arkadaşlar. Onu belirteyim ama tekrar ediyorum, yani borsanın böyle göçmesine, çökmesine neden olacak bir olay da değil. Keşke olmasaydı. Hani neden böyle yapıldı etti bilmiyoruz biz. Onu hukukçular daha iyi bilir. Ben sadece bunun piyasaya olan etkisinden sizlere kısaca bahsettim arkadaşlar. Şöyle hemen teknik detaylarımıza geçelim. 21 günlük hareketli ortalamamız bizim sabah topluluk kısmında da sizlere vermiş olduğum destek direnç tablosunda 7820 idi bildiğiniz üzere. Ve bu 7820'nin altında bir açılışla biz güne başladık. Şimdi şuradaki mumu da merak edenler olacaktır. Bakın burada yanda BIST 100 %0.25 kayıp görünüyor, değil mi? Kırmızı kapatmış. Ama bu mum neden yeşil hocam diyenlerinizi duyar gibiyim. Şimdi açılış fiyatına bakıyoruz. Açılışımız bizim zaten 7800 ile açılmış. Yani gapli bir, boşluklu bir aşağı yönlü açılış olmuştu. Kapanışımız ise 7841. Yani açılış fiyatının üzerinde bir kapanış olduğu için bu şekilde yeşil bir mum var. Ama dünkü kapanışa göre %0.25'lik bir geri çekilme olduğunu da görüyoruz. 7820 21 günlük hareketli ortalamamızdı ve bizim önemsediğimiz bir seviyeydi. Onun altında ise 55 günlük hareketli ortalamamız olan 7750 seviyesi vardı. Buralarda destek bulduğunu görüyoruz. Son 2 saat kala piyasanın kapanmasına İstanbul Barosu'nun da bir müdahil olmasıyla, şimdi uzatmayayım orayı, işte o ona dava açtı, o ona dava açtı falan. İstanbul Barosu'nun da müdahil olmasıyla böyle bir miktar alım geldi. Ama böyle bir kararsızlıkla da kapandığını görüyoruz. Yani hani çok da böyle olumlu süper bir gelişme olsaydı zaten hani %1, %2 bile yukarı vurdurabilirlerdi. Hem 21 günlük hareketli ortalama hem de Kaufman hareketli ortalaması önümüzde takip edeceğimiz dirençler olacak arkadaşlar. Bir de şunu söyleyeyim. Piyasadaki balina dediğimiz bu piyasa yapıcılar bu tarz haberleri çok etkili kullanırlar. Mesela bakın bugün gün boyunca
satıcı olan Bank of America ne yaptı? Hani bir aralar böyle 1 milyara yaklaşmıştı. Bakın 1 milyar TL, hatta 900, en son baktığımda ben 968 milyon TL satış tarafındaydı. Hani ben bakmadığım anda 1 milyarı geçmiş de olabilir, bilmiyorum. Gün sonuna doğru ise 29 milyon TL'lik satışla günü kapattı. Yani hani düşürmüş olduğu hisseleri tekrar yerine geriye koydu. Bu tarz haberleri severler piyasa yapıcılar. Ve bakın aslında hani büyük bir olay. Yani sabah da yazdım. Hatta birkaç arkadaş dedi ki ya hocam önemli değil, bir şey olmaz falan dediler. Dedim ki ya hayır, bu tarihte bir ilk. Yani Türk hukuk tarihinde bir ilk yaşandığı için bizim de böyle fellik fellik para aradığımız bir dönemde böyle bir olayın cereyan etmesi tabii ki de kötü bir durum. Ve bu kötü durumda bile endeks çok yıkılmadı. Hani o yüzden ben de zaten hani böyle çok göçmesini, çakılmasını falan beklemiyorum diye az önce izah ettim arkadaşlar. 7750 destek bölgemiz, 7800-7900 bandı ise direnç bölgemiz. Yani 7900 diyelim, 7840'da kapattık zaten. Asıl direnç olarak takip ettiğim ise 8280-8300 bandı olacak. Ve ben burayı hala göreceğimizi düşünüyorum. Hem de kısa vadede. Eğer işler çok ters giderse, hani işte bir daha böyle keşmekeş bir durum olursa, bu hukukçuların, mahkemelerin birbirleriyle vermiş oldukları bu uğraş daha da büyür, siyasi gerilimleri de arttırırsa, o zaman da 100 günlük hareketli ortalamaya kadar çekilme ihtimalimiz olur. Burası da 7350. Ama bu 100 günlük hareketli ortalamanın altını da çok fazla beklemiyorum arkadaşlar. RSI göstergemize baktığımızda 49.78. Bakın 50'nin üzerinde kalmakta zorlanıyor. MACD indikatörümüze baktığımızda orada herhangi bir sorun yok. Üçüncü günde de al sinyalini hala devam ettiriyor arkadaşlar. Yani ben de çok korkulacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. O yüzden bugün ben de hiç portföyümü bile açmadım. İşte Viyop'ta birkaç böyle vurkaç işlem yapmaya çalıştım. Onun dışında spot'taki hisselerimi hiçbir şekilde ellemiyorum. Kısa vadede bu çalkantılar geçtikten sonra 9350 ve 10200 hedeflerimiz gelecektir ve bu beklentilerim de hala güçlü arkadaşlar. Tekrar tekrar saymayacağım, işte enflasyonda yükseliş eğiliminin devam edeceği. Bakın dolar çaktırmadan gidiyor, bak 28.50'lere geldik. Tamam mı? Biz hani dolar yükseldikçe borsamızda dolar bazlı olarak şurada da görüldüğü üzere düşüş eğiliminde. Bakın burada 100 günlük hareketli ortalamayı geçmeye çalışıyoruz dolar bazlı da, ama geçemiyoruz. Burada da ana destek seviyesi olarak 262-263 dolar, 200 günlük hareketli ortalama ve yabancılar için güzel bir alım yeri. Aynı zamanda burası bizim TL bazlı olarak da 100 günlük hareketli ortalamamıza denk geliyor. Sistem hem TL'de süper trendimiz satta, hem de dolar bazlı da satta. Dolar bazlı da 292 doları aştığımızda, Borsa İstanbul BIST endeksimizde de 8300'leri aştığımızda ve günlük kapanışlar gördüğümüzde yeni yükseliş trendi başladı diyebileceğiz arkadaşlar. Şimdilik bu testere modu devam edecek gibi görünüyor. Şöyle hemen Türk Hava Yolları ile başlıyoruz arkadaşlar hisselerimize. %0.7 ile endeksin üzerinde bir performans gösterdi. Bizim burada takip ettiğimiz direnç kaçtı? 232.9, 233, 235 bandı. Şöyle biraz daha alalım. Bakın burada hem Kaufman hareketli ortalaması var, hem süper trend günlükte üst band direnci var, hem de aynı zamanda Fibo 0.236 oran dediğimiz 235.2 Fibo direnci var. 235 TL'nin üzerinde günlük kapanışlar görürsek, ki göreceğini de düşünüyorum Türk Hava Yolları'nın, biz tekrardan yeni zirveleri yoklayacağız arkadaşlar. RSI göstergemiz 55 ile pozitif. MACD indikatörümüz de aynı şekilde yeşil barlar devam ediyor ve pozitif. Bakın burada hatırlarsanız şurada iki tane yeşil olduğunda evet arkadaşlar yükseliş başlayabilir diye belirtmiştik 30 Ekim tarihinde ve sonrasında da güzel bir yükseliş olmuştu yanılmıyorsam. Şurada 215-217 bandındayken ve şu anda 230 TL'ye kadar gelen bir, ki bir de böyle sıkıntılı bir ortamda gelen bir Türk Hava Yolları olduğunu görüyoruz. Ve şunu da eklemeden geçmeyeceğim. Bilançosu 69 milyar TL'ye geldi ve piyasa değeri bölü defter değeri FK oranları gittikçe düştü. Borsanın hala en ucuz hissesi diyorum ben Türk Hava Yolları'na arkadaşlar. Tabii ki ondan daha ucuzları da vardır ama şirketin durumu da
Malum mesela şirket de çok önemli. Bakın yaylayı da bilançosu güzel diye almıştık ama sonrasında ne oldu? Şirketten böyle çok değişik hamleler geldi. Yatırımcı küstü, yabancı çıkış yaptı vesaire derken bizim de o yaylalar elimizde kaldı maalesef arkadaşlar. Geri çekilmelerde yarın 225 TL ve onun da altında 223 TL sıralı desteklerimiz olurken yukarıda 233 ve 235 TL takip edeceğimiz direnç seviyeleri olacak arkadaşlar. Endeks üstünde performans gösteren Türk Hava Yolları'nda bugünkü aracı kurum dağılımına bir bakalım. Para girişi olmuş mu? Hafta boyunca para girişi vardı ve bugün de var. İlk 5 alıcı %89, ilk 5 satıcı %52. En iyi alıcıya baktığımızda endeksin de en iyi alıcılar listesinde yer alan Ak Yatırım'ı görüyoruz. 1,8 milyon pardon en iyi satıcılar pardon en iyi alıcılarda Ak Yatırım, en iyi satıcılarda İş Yatırım vardı. Topluluk kısmında da yazmıştık. En iyi alıcılardaki Ak Yatırım 1,8 milyon lotta Türk Hava Yolları'nda da en iyi alıcı. Bugünkü alımların %43'ünü gerçekleştirmiş. En iyi satıcıya baktığımızda da 2 milyon lot ile diğeri görüyoruz. Hani videonun başında belirttim ya, bu tarz sıkıntılı dönemleri balinalar iyi kullanırlar. Vururlar aşağıya ve seni dökerler. Şurada diğerin döküldüğü gibi bak 2 milyon lot satmış. Onları kim almış? Ak Yatırım almış arkadaşlar. Güzel bir aracı kurum dağılımı para girişi olmuş. Geldik Koç Holding'e. Sabah nasıl açıldıysa o şekilde kapattı. Tabii daha doğrusu sabah gaplı kapattı. Gaplı düşmüştü. O yüzden burada bir yeşil mum görüyorsunuz. Yani normalde %0,00 nötr ile kapattı. Açılışta biraz düşük açtığı için %41,5 ile açmış olduğu için 143,3 ile kapattığı için burada bir yeşil mumumuz var. Yine güzel bir kapanış olduğunu düşünüyorum. Çünkü 21 günlük hareketli ortalamamız 142,5. 55 günlük hareketli ortalamamız da 140 arkadaşlar. Bu seviyelerin üzerindeysek herhangi bir sorun yok. RSI göstergemiz 51 ile pozitif. MACD indikatörümüz de bugün ikinci yeşil barını oraya dikmiş. Hedefin 154 TL olduğunu düşünüyorum. Eğer çok böyle bu hukuk krizi tekrardan dallanıp budaklanmaz veya tekrardan yeni bir ekstrem negatif bir gelişme yaşamaz isek. Şöyle hemen Koç Holding'i de hızlıca inceleyelim. Bugünkü alımlar kimlerden olmuş? Bir para girişi olmuş mu? İlk 5 alıcı %82, ilk 5 satıcı %68. Bakın para girişi olmuş. Yani nötr kapatmasına rağmen. En iyi alıcıya baktığımızda Global Yatırım'ı görüyoruz. Onun altında Garanti Yatırım var. En iyi satıcıya baktığımızda ise diğeri görüyoruz arkadaşlar. 591 bin lot ve daha sonra da TEB Yatırım'ı görüyoruz. Güzel bir aracı kurum dağılımı hisse nötr kapatmasına rağmen aynı zamanda bir para girişi de olduğunu görüyoruz. Son 1-2 aylık sürece baktığımızda zaten yan tahtalardan çıkışlar yapılırken BIST 30'a para girişler olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Geldik Tüpraş'a %0,20 ile en azından endeksin üzerinde performans sergilemeyi başardı. Burada da Koç Holding'de olduğu gibi 21 günlük, Kaufman, 55 günlük, Süpertrend, 100 günlük, 200 günlük tüm hareketli ortalamaların üzerindeyiz. Sistem şu anda alda. RSI göstergemiz 58. MACD indikatörümüze baktığımızda al sinyali hala geçerliliğini koruyor. Herhangi bir sorun, sıkıntı görünmüyor. Bir sonraki hedef olarak tüm zamanların en yükseği olan 166,2'yi hedef olarak belirliyoruz şimdi kısa vadeli olarak. Bu arada dünkü videomda Tüpraş'la ilgili bir arkadaşımız yorum yazmıştı. Onun yorumuna da döndüm ama bir kere de buradan görsel olarak göstermek istiyorum. Dedi ki hocam benim TradingView'de işte 174 mü dedi, 177 mi ne dedi, öyle gözüküyor dedi. Bunu dedi sizde neden dedi zirve dedi 166 TL gözüküyor dedi. Bakın şurada sağ alt köşede verileri temettülere göre düzelt ADJ diye bir buton var arkadaşlar. Bakın buna bastığımızda bak ben şu an kapattım. O yüzden bende şu an kaç görünüyor? Bak bende de en yüksek 174,2 görünüyor. Bu şekilde grafiklere bakmayın arkadaşlar. Tamam mı? Burada ADJ yazan yere basıyorsunuz ve bu grafiklere bu temettüler ekleniyor. Ve nasıl ki siz piyasadayken Tüpraş'ın o temettüsünü aldığınızda o fiyat düşüyor ya. Aynı o şekilde güncellemiş haliyle grafiği sizlere sunuyor arkadaşlar.
Geri çekilmelerde ilk destek bölgemiz 144.8, 21 günlük hareketli ortalamamız. Onun da altında 55 günlük hareketli ortalamamız var. 137 TL ana destek seviyesi olarak takip edeceğiz. Yukarıda ise 166.2 göreceğini düşünüyorum ben Tüpraş'ın. Tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen direniyoruz arkadaşlar. Evet, yine mükemmel bir aracı kurum dağılım. Yani bak, bu verileri sizlere hani parayla satıyorlar, ben bedava sunuyorum. Bak, Tüpraş 2-3 haftadır hep hafta sonu analizinde arkadaşlar para girişi var, arkadaşlar takas analizi çok güzel, arkadaşlar yabancı alımı var falan dedim. Bu düşüşte eğer yoğunluğunuz Tüpraş'ta olanlar hiçbir şekilde yara almadan bu düşüşleri atlattılar. Bakın, yine para girişi var. İlk 5 alıcı %93. İlk 5 satıcı %73. En iyi alıcıya baktığımızda endeksin de en iyi alıcısı olan Akyatırım 1.6 milyon lotla bugünkü alımların %62'sini gerçekleştirmiş. En iyi satıcıya baktığımızda da yine diğeri görüyoruz. Hani bu tarz böyle kaotik durumlarda işte hukuk krizi vesairesi bilmem nesi iyice basıyorlar aşağıya, sanki böyle borsa çökecekmiş, ülke çökecekmiş gibi. Neye çöküyor onlar? Senin benim malıma çöküyor. Ya bizimkine çökemez, biz satmıyoruz ama burada satan diğerinin malını Ak Yatırım almış arkadaşlar. Uyanık olmak gerekiyor. Yine yeniden ve tekraren yine para girişi var arkadaşlar Tüpraş'ta. Artık aynı cümleleri hep söylüyoruz. Evet, geldik Astor'a. %0.67 ile o da bugün endeksin üzerinde bir performans gösterdi. Astor'un da buradaki hareketli ortalamalarla bir sıkıntısı var. Bak, 21 günlük, 55 günlük ve Kaufman hareketli ortalamalarının üzerine bir türlü çıkamıyor. Çıksa da 2 adet günlük kapanış yapamıyor arkadaşlar. İlk etapta bizim buraları geçmemiz gerekiyor. 121, 122 ve 124 TL dirençleri, ki bunlar bakın iç içe geçtiler, artık yılan oldular. Ben şu bölümün mal toplandığını düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle bakın, şu bölüm yani 110 TL ile 135 TL arasındaki bu bölgenin artık kaç ay sürer, kaç hafta sürer bilmiyorum ama burada böyle, hatta şuradaki benzerliği de size göstereyim. Bakın şuradaki mal toplama alanı gibi, ki biz de toplamıştık hatırlayın, şurada 51 TL'den yüklü girdim falan diye de normalde pek yapmam. Videolarda böyle işte şuradan aldım falan diye demem de, burada 51 TL iken arkadaşlar ben yüklüyüm. Tam bu kanalı kırdı gidiyordu artık. Yani şurada güzel mal topladılar. Ne oldu? Müthiş bir yükseliş oldu. Hatta şöyle bir bakalım. %171 çok kısa vadede. Şimdi buradaki dikdörtgenin biraz daha geniş haliyle burada bir mal toplama operasyonu yapılacak diye düşünüyorum. Astor'u alıyorsanız böyle hani bir hafta sonra 2x yapsın, 3x yapsın, o devir geçti, tamam mı? Onu şurada yapacaktınız. Ya halka arzdayken alacaktınız ya da ilk tavan bozduğunda alacaktınız. Ya benim şurada size işaret ettiğim mal toplama bölgesinde alacaktınız, yüklü girecektiniz falan. Hani bu rallileri alacaktınız. Hani şimdi bundan sonrası için Astor'dan böyle hani böyle çok sert yukarı aşağı hareketler beklemeyin. Biraz daha oturacaktır. Ama sonu güzel olacak. Tamam mı? Bak, tekrar ediyorum. Fiyat kazanç oranı, piyasa değeri bölü defter değeri, Koç Holding, Türk Hava Yolları, Tüpraş gibi değil. Biraz uçuk rakamlar. Evet, bunu ben de kabul ediyorum. Ki çok da eleştirdim ben Astor'u, değil mi, zamanında? Hani geçtiğimiz aylarda eleştirdim. Hani burada 50 liralardan almama rağmen sonrasında baktım çok absürt bir yükseliş var. Özellikle şu 150'lerde absürt bir yükseliş olmuştu. Hani o zaman o Sabancı Holding'i falan geçmişti. Eleştirdim, dedim ki ya bir dakika dur, ne oluyor dedim. Ama ne oldu? Sonra bilançolar falan geldi, izledim. İşte iş anlaşmalarını takip ediyorum. Güzel gidiyor. Hani gelecekte o FK'lar, piyasa değeri bölü defter değeri, bunlar yavaş yavaş o bilançolar geldikçe düşecek. Eğer şirketten böyle işte Yayla'daki gibi, Sasa'daki gibi bilmem ne gibi böyle garip açıklamalar, kap haberleri gelmedikçe yoluna devam eder diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet, geri çekilmeler. Yukarıda şimdi 122 ve 124 aralığı önemli direnç olacak. Asıl ana direncimiz ise 135 TL olacak. Şimdi dikdörtgenimizi bir kapatalım. Geri çekilmelerde ise şurada 100 günlük hareketli ortalamamız, ana destek seviyemiz, aynı zamanda da 111 TL'yi gösteriyor bize arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Bugün Astor'da kimler alıcıymış, kimler satıcıymış? Bir para girişi olmuş mu? Evet, bir para girişi olmuş.
Olmuş arkadaşlar. İlk 5 alıcı %85, ilk 5 satıcı %60. En iyi alıcıya baktığımızda Bank of America'yı görüyoruz ki gün boyunca da satıcı tarafındaydı endekste. İkinci sırada diğer var. Daha sonra Türk İş Yatırım, Yatırım Finansman. Satıcı tarafına baktığımızda en iyi satıcı diğer arkadaşlar. 391 bin lot. Ya bundan bir halt olmayacak deyip satan ekip muhtemelen. Güzel bir aracı kurum dağılımı. Endeksin performansına göre. Evet geldik Şok Market'e. Dün hatırlarsanız sizlere Şok Market %6 falan yükselmişti değil mi? Ve aracı kurum dağılımını açmıştım. Ve demiştim ki arkadaşlar para çıkışı olmuş. O yüzden bu ince detaylara yarın için dikkat ediniz. Dedik de bugün %2,14'lük düşüşle tekrardan şuradaki 66.30'un altına, pardon 67.30'un altına indi arkadaşlar. Şimdi geri çekilmelerde 63.60 ilk destek bölgemiz. Daha sonra da 62.60 Kaufman ikinci destek bölgemiz. Ana destek ise 55 günlük hareketli ortalamamız 60 TL. 60 TL'nin altına çok fazla gelmesini şahsen beklemiyorum. Gelirse de yoğunluk arttırırım. Yukarıda 67.30 ve 70.15 tüm zamanların en yükseği zaten buralarda sıralı dirençlerimiz olacak arkadaşlar. Şöyle hemen bir bakalım onun da aracı kurum dağılımına. Evet geldik Şok Market'e. Bugün de yine para çıkışı olmuş. Bakın dün olmuştu. Dün yükselişe rağmen para çıkışı olmuştu ve uyarmıştım. Hani bu uyarıları bir kar realizesi olarak görün. Tamam mı arkadaşlar? Yani akşam sen şok videosunu izledin. Dedin ki ya Allah Allah işte bak %6 yükselmiş de %4 yükselmiş ama para çıkışı var dedi Serdar Hoca. İşte dur bakayım sabah tetikte olayım. O el tetikte bekleyecek tamam mı? Bunu yaparsan işte trade etmiş olursun bak güzel. Hani belki yarın da düşüş devam edecek. Çünkü bak yine para çıkışı olmuş. En iyi satıcıya baktığımızda ilk 5 satıcıya baktığımızda %90. İlk 5 alıcıya baktığımızda %56. En iyi alıcı diğer olurken en iyi satıcı Global Menkul ve Bank of America olmuş ve bir para çıkışına da neden olmuş arkadaşlar. Evet geldik Akçansa'ya %0,6'lık yükselişte endeksin üzerinde bir performans gösterdi. Geri çekilmelerde 55 günlük hareketli ortalamamız 161 TL ana destek seviyesi olurken yukarıda 169 ve 171 bantları 21 günlük hareketli ortalama ve Kaufman hareketli ortalamaları önemli dirençler olacak. Aynı zamanda şurada bir düşen trendimiz var. Eğer bu 171'in de üzerine çıkarsa o zaman nereyi takip edeceğiz hocam diyeceksinizdir. O zaman da 175 TL, 175,5 hatta yarın için o düşen trendin üst bandı olacak arkadaşlar. Burada da Akçansa'da da işlerin yavaş yavaş yoluna gireceğini düşünüyorum. Bakın RSI göstergesi de yavaş yavaş 50'ye doğru gidiyor. Hem 50'nin üzerine hem de şu kendi hareketli ortalamasının üzerine atacaktır diye düşünüyorum. Eğer 172'nin üzerine çıkabilirse çıkmasını da bekliyorum. Yavaş yavaş diyor ki MACD'de ben artık satış sinyalim gittikçe zayıflıyor. Yavaş yavaş artık yeşile dönmek istiyorum diye düşünüyorum. Bak hani gittikçe diplemiş yani -0,89'lara gelmiş. Artık Akçansa'nın da yeniden dönme ihtimali var arkadaşlar. Zaten çok da üzmedi. Değil mi? Hani 125-128 bandındayken almıştık listeyi. Yanılmıyorsam bak şurada almıştık. Ağustos ayında. Ve sonrasında böyle güzel bir hareketini yaptı. 194,5'ta bize kar realizesi fırsatı verdi. Sonra tekrardan 160'lara geldi. Oradan tekrar aldık ve bekliyoruz şu anda. 175'i bile kıracağını düşünüyorum arkadaşlar. Önümüzdeki süreçte tabii. Evet geldik Akçansa'ya da şöyle aracı kurum dağılımına bir bakalım. Evet dün iyi değildi aracı kurum dağılımı ama bugün güzel. Bakın ilk 5 alıcı %89, ilk 5 satıcı %69. Bir para girişi olmuş. En iyi alıcıya baktığımızda Bank of America'yı görüyoruz. 57 bin lot ile maliyeti de 165,6'ymış. En iyi satıcıya baktığımızda da diğeri görüyoruz arkadaşlar. 34 bin lot ile güzel bir aracı kurum dağılımı ve aynı zamanda para girişi olmuş arkadaşlar. Endeksin geneline baktığımızda 120 milyar TL'lik hacimle günü kapatıyoruz. En iyi alıcılar Ak Yatırım, en iyi satıcı ise en iyi alıcı Ak Yatırım, en iyi satıcı ise 1,2 milyar TL ile iş yatırımı olduğunu görüyoruz. Şöyle para giriş çıkış ekranımıza bir bakalım. Kurum sayımızı 5 seçelim.
Evet, bugün bir para çıkışı olmuş. Tüm senetlerden 332 milyon TL. BIST 30'dan da para çıkışı olmuş ama daha az olmuş. 200 milyon TL ile. Şöyle para giriş çıkış ekranında listenin başına baktığımızda Türk Hava Yolları'nı görüyoruz. 357 milyon TL'lik bir para giriş var. İkinci sırada Petkim. Daha sonra Tüpraş, Riyadır, Cante, Kardemir'de, Koç Holding, Odaş, Astor, Türk Telekom, Galatasaray, Mia Teknoloji, Euren, Şişe, Anadolu Efes, TSKB, Hektaş, Koz Anadolu, Kale Seramik ve Akfen Yenilenebilir Enerji ilk 20'de arkadaşlar para girişinde. Para çıkışına baktığımızda ise İş Bankası C 417 milyon TL ile listenin başında olurken Akbank 173 milyon TL para çıkışıyla ikinci sırada. Enflasyon muhasebesi nedeniyle yani olabilme ihtimali nedeniyle bankalardan çıkışlar var arkadaşlar ve bu para nereye gidiyor? Bu çıkışlar nereye gidiyor? Türk Hava Yolları'na gidiyor, Tüpraş'a gidiyor, Koç Holding'e gidiyor. Yani bankalarda zayıf bir durum var şu anda. Tamamen bu ileride yani 2024 yılındaki enflasyon muhasebesi nedeniyle, geçilme ihtimali nedeniyle. Migros, Arçelik, Bimaş, Turkcell, Şokmarket, Türk Traktör, Alarko Holding, Aselsan, Enerjisa, Emlak Konut, Pegasus, Selek, GLYHO, Ülker, Tekfen, İsmen, Europower ve Pekent, yine Mekak para çıkışı olan ilk 20 hisse arkadaşlar. Şöyle hemen yabancı takas oranımızı bir gösterelim. %35,72 bir miktar düşüş var. Düşüş devam ediyor. Bakın biz kaç görmüşüz? 37-34'ler, 37-30'lar görmüşüz. 35-72'ye kadar geri çekilmişiz. Dolar bazlı ekranımıza bakmıştık. Şöyle vadeli pastayı da bir açalım. Hele şükür açıldı. 9 Kasım itibariyle yapılan işlemlere baktığımızda ilk 10 alıcı %93 olurken ilk 10 satıcı %96. İş Yatırım 5000 lot long açmış. HSBC yine 3200. A1 Kapital 1200. Maxa 1001.1. Hacim kötü arkadaşlar. Düşük. Bank of America, TEB Yatırım, Garanti, Halk, Yapı Kredi ise short tarafında olmuşlar. Dünkü pastayı topluluğu kısmından zaten atmıştım sizlere. Kısaca altın sertifikasından da bir bahsedelim şöyle. Hatırlarsanız altın sertifikasında ne demiştik? 18.50 ile 19 aralığındaki bak şu yuvarlağı işaretledik. Şöyle kaydıralım. O geride kaldı. Evet. Bak şu bölgeden tekrar toplanabilir. Bana sormayın hocam alayım mı diye. Ne dedik? 18.50-19 aralığında bak kaç gün geçirmiş? 1, 2, 3. O 20'nin üzerinde satmışsanız veya 19.50'nin üzerinde satmışsanız o satmış olduğunuz parçaları burada yerine koymanız gerekiyordu arkadaşlar. 19.15 burada da direnç olarak görünüyor ki tam da burada kapanış yapmış. 20.02 günlükte tekrardan sisteminin ala döneceği seviye olacak arkadaşlar. Evet, videonun başında da belirttiğim gibi bu yaşanan hukuk krizi tabii ki de kötü bir görüntü oldu. Özellikle yurt dışında para aradığımız dönemde. Ama borsanın da böyle çok göçmesine işte çakılmasına neden olacak diye bir olay değil. Sadece o yukarı inmenin biraz böyle zayıflaması anlamına gelebilir. Yani tabii ki de yukarı gideceğiz ama o böyle hani 3 ayda veya 5 ayda olmak yerine 6 ayda 7 ayda olma ihtimalleri oluyor. Yani bu tarz böyle hani bir yara açılıyor, tamam mı? Hani vücutta bir yara varken yanına bir yara daha koyduğunda hani o hastanın ayağa kalkma süreci biraz daha uzamış oluyor arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ihmal etmeyelim. Hepinize bol bereketli kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.